Bu dersimizde kamu harcamalarının tanımı ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Devletin sunduğu bir takım hizmetler vardı. Daha önceki derslerimizde maliye teorisi kısmında görmüştük. Devletin bu hizmetleri sunabilmesi için bir takım harcamalar yapması gerekiyor. Kamusal hizmetleri karşılamak amacıyla devletin ya da yetkilendirdiği kuruluşlar tarafından yapılan harcamalara kamu harcamaları adı verilmektedir. Yalnız burada kamu harcamalarını dar anlamda ve geniş anlamda kamu harcamaları olarak ikiye ayırırız. Bu ayrımı yaparken dikkat ettiğimiz nokta şu: harcamayı yapan kim? Dar anlamda kamu harcamaları merkezi üretim harcamaları ve yerel üretim harcamaları olarak ikiye ayrılır. Merkezi üretim dediğimiz şey genel bütçeli kuruluşlar, özel bütçeli kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan oluşuyordu. Örneğin bakanlıklar, müsteşarlıklar, sanayi müsteşarlığı hariç. Müsteşarlıklar genel bütçeli kuruluşlar arasındaydı. Üniversiteler özel bütçeli kuruluşlardandı. SPK, BDDK, RTÜK gibi kurumlar ise düzenleyici, denetleyici kurumlar arasında yer alıyordu. İşte sözünü ettiğimiz, örnek verdiğimiz bu kurumların yaptığı harcamalar merkezi yönetim kapsamındaki harcamalardır ve dar anlamda kamu harcamaları içerisinde yer alır. Diğer taraftan İroze dersi belediye ve köylerin yani yerel üretimlerin yaptığı harcamaları da biz dar anlamda kamu harcamaları içerisinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Geniş anlamda kamu harcamaları ise aslında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı harcamalar olarak ayrılır. Yine burada dikkat ederseniz merkezi yönetim yerel yönetimler yerini almaktadır. Yani geniş anlam dediğimizde tüm harcamaları alacağımıza göre hem merkezi yönetim hem de yerel yönetim harcamalarını bu kapsamın içine dahil etmek zorundayız. Bunlara ek olarak vergi harcamaları ve kamu iktisadi teşebbüslerinin harcaması, döner sermaye işletmesi harcamaları, fon harcamaları, sosyal güvenlik kurumu harcamaları gibi tüm kamu kurum ve kuruluşlarını harcamaların da içine alıyorsa geniş anlamda kamu harcamalarından bahsediyoruz. Burada arkadaşlar bir vergi harcamaları kısmını inceleyelim birlikte. Vergi harcaması demek devletin almaya hakkı olan bir paradan kendi gönül rızasıyla vazgeçmesi demektir. Bunu nasıl yapar? Bazı kişileri vergiden muaf bırakabilir. Ya da verginin konusu içine giren bazı şeylerden vergi almayabilir. Buna istisna deriz. Yatırım indirimi gibi bir takım vergi indirimleri sağlayabilir. İşte muafiyet, istisna ve indirimlere biz vergi harcamaları adını veriyoruz. Bunlar da geniş anlamda kamu harcamaları içinde yerini alıyor. Aslında bunu şöyle ifade edebiliriz. Bakın bir alt küme şeklinde. Dar anlamda kamu harcamaları içerisinde merkezi devlet teşkilatı ve yerel yönetim harcamalarını aldık. Geniş anlamda kamu harcamaları yine merkezi devlet teşkilatı ve yerel yönetimleri alırken bunlara ek olarak KİT harcaması, SGK harcaması, fon harcaması, vergi harcaması gibi diğer tüm harcamaları da içine almış bulunuyor. Kamu harcamalarının tanımıyla ilgili klasik maliyeciler ve modern maliyeciler arasında bir görüş ayrılığı var. Onun için iki görüşü de ayrı ayrı incelemekte fayda görüyorum. Klasiklere göre bir harcamanın kamu harcaması sayılabilmesi için bazı özellikleri taşıması gerekir. Bunlardan ilki toplumsal ihtiyaçları karşılamaya yönelik olmalı. Yani yapılan kamu harcaması yapmaktaki amaç toplumsal ihtiyaçları karşılamaktır. Buna mali amaç ya da fiskal amaç adını da verebiliriz. Yani klasiklere göre kamu harcaması yapmaktaki amaç fiskaldir. Fiskal amaç demek toplumsal ihtiyaçları karşılamak için harcama yapılması demektir. Bir diğer özellik harcama kamu tüzel kişileri tarafından yapılmalıdır. Harcama bazı usullere, kurallara uyularak yapılmalıdır. Ve yapılan harcama parasal olmalıdır. Burada parasal olmaktan neyi kastediyoruz? Arkadaşlar günümüzde ayni vergiler uygulanmıyor. Ayni vergi mal şeklinde alınan vergiler. Osmanlı döneminde uygulanıyordu. Osmanlı döneminde kişi bir buğdayı, koyunu devlete vergi olarak verebiliyordu. Ancak günümüzde vergi nakdi bir ödemedir. Yani parayla ödemelerimizi yapıyoruz. Devletin hazinesinde para bulunduğuna göre yaptığı harcamaları da
parasal olarak yapması gerekiyor. Peki modern maliyecilerin farkı ne? Modern maliyecilerde de bakın dikkat edeceksiniz. Toplumsal ihtiyaçları karşılamaya yönelik harcama yapılır. Harcama kamu tüzel kişileri tarafından yapılır. Bazı usullere uyularak harcama yapılır ve parasal bir ödemedir. Buradaki dört madde zaten klasik maliyecilerin tanımında yer alan maddeler. Fark nereden kaynaklanıyor? Modern maliyeciler devlet sadece toplumsal ihtiyaçları karşılamak için değil, sosyal ekonomik amaçları gerçekleştirmek için de harcama yapar diyor. Burada eğer devlet sosyal ya da ekonomik bazı amaçlar için harcama yapıyorsa buna ekstra fiskal amaç denir. Toparlayacak olursak, klasiklere göre kamu harcamaları fiskal amaçla yapılır, yani toplumsal ihtiyaçları karşılamak için yapılır. Modern maliyecilere göre harcama ekonomik ve sosyal hayata müdahale etmek amacıyla yapılır. Yani ekstra fiskal amaçla yapılmaktadır. Kamu harcamalarının genel olarak klasikler ya da modern maliyeciler diye ayrımına gitmeden genel olarak özelliklerinden bahsettiğimizde kamu hizmetlerinin sunulması için yapılır. Sürekli artma eğilimindedir. Özellikle 1950'den sonra kamu harcamaları dünyada sürekli artış göstermiştir. 1950 tarihine dikkat ettiğimde İkinci Dünya Savaşı sonrasına denk geliyor arkadaşlar. Savaşın yıkıntılarından kurtulmak, ülkeleri tekrar kalkındırabilmek için devletler daha çok harcama yapmak zorunda kalmıştır. Bu nedenle de kamu harcamaları sürekli artış göstermiştir ve bu artık bir özellik olarak sayılır. Kamu harcamaları yetkili kişilerce kanunlara dayanarak yapılır. Eğer kanunsuz vergi olmazdı, aynı şekilde devletin bir harcama yapabilmesi için de yine kanuna ihtiyacı var. Burada sözü edilen kanun bütçe kanunudur arkadaşlar. Yılın başında yürütme organı ne kadar vergi toplayabilir ya da ne kadar harcama yapılabilir? Bütçe kanunu ile belirlenir. Meclis bütçe kanunu çıkartır ve hükümete izin vermiş olur harcama yapması ve vergi toplaması için. Yani yetkili kişilerce kanunlara dayanarak harcama yapmamız gerekiyor. Devletin kamu harcaması yapmasında amaç kar değildir. Çünkü devlet kar güdüsüyle hareket etmez. Toplumsal faydayı sağlamak amacıyla kamu harcaması yapılır. Hükümetler kamu harcaması yaparken sınırsız bir harcamaya gitmezler arkadaşlar. Kamu harcamalarının bir üst sınırı vardır. Buradaki sınır milli gelirdir. Yani yapılan kamu harcamaları milli geliri aşamaz anlamında kullanıyorum. Kamu harcamalarının önemli bir bölümü zorunlu olarak ödediğimiz vergilerle finanse edilir. Mali sosyal ekonomik amaçları gerçekleştirmek için kamu harcaması yapılabilir. Biraz önce hatırlayalım hemen arkadaşlar. Modern maliyecilere göre kamu harcamaları sosyal ve ekonomik amaçla yapılıyordu. Bunu kastediyoruz bu özelliğiyle. Şimdi burada kamu harcamaları ile özel harcamalar arasındaki farka bakalım. Kamu harcamaları gelirden önce belirlenir. Bakın bu dikkat etmemiz gereken bir madde. Şimdi normal olarak biz insanlar ya da firmalar harcama yapacağı zaman önce gelirlerini elde ederler, gelirden sonra harcama yaparlar. Yani özel harcamaların özelliği önce gelir, sonra gider yapmaktır. Ancak devlet önce giderlerini belirler, daha sonra gelirlerini toplar. Bu yüzden de kamu harcamaları gelirden önce belirlenir diyoruz. Buradaki mantık şu arkadaşlar. Devletin yapmak zorunda olduğu bir takım hizmetler var. Adalet, diplomasi, savunma gibi hizmetleri devlet sunmak zorunda. Bunlar için de harcama yapmak zorunda. Şöyle bir devlet düşünemeyiz. Gelir elde edememiş, hazine boş. Ben bu sene adalet saraylarını kapatıyorum. Çünkü param yok. Bu hizmeti sunmuyorum diyemeyeceği için devlet o harcamayı yapmak zorunda. Ve o harcama için bir şekilde gelir zaten bulacaktır. O yüzden önce harcamasını belirler, daha sonra gelirleri belirlenir. Bir diğer farkımız kamu harcamalarında başlıca amaç kar değildir. Özel sektör kar güdüsüyle hareket ederken kamu, devlet toplumsal faydayı sağlamak için harcama yapıyordu. Bu yüzden de devletin amacı kar değildir diyoruz. Özel harcamalar bireysel ihtiyaçlara yönelikken, yani ben bir firmadan bir malı talep ediyorum. Bireysel bir ihtiyacım var.
Bu talebime karşı o mal üretiliyor ve malı alıyorum. Ancak kamu harcamaları bireysel değil, toplumsal ihtiyaçlara yöneliktir. Çünkü devlet toplumsal hizmet sunar ve bu toplumsal hizmetler içinde, toplumsal ihtiyaçlar içinde harcama yapacaktır. Özel harcamalar, firmaların ürettiği faaliyetler sonucu elde ettiği satış gelirleriyle yapılırken, firma bir malı üretiyor, satıyor ve bu satış geliriyle harcamalarını tekrar finanse ediyor. Kamu harcamaları ise önemli ölçüde zorunlu vergilerle finanse edilir. Yani cebren alınır vergiler, vergiyle kamu harcamaları finanse edilmektedir. Özel harcamalardan farklı olarak kamu harcamalarının miktarı daha büyüktür. Özel harcamalar sınırlı kalırken devletin hazinesi daha büyük, devlet daha yüksek miktarda harcama yapmaktadır. Diğer inceleyeceğimiz konu arkadaşlar, kamu harcamaları sürekli artış eğilimi içinde dedik. Kamu harcamalarının artışı ile ilgili bir takım tanımlamalar var. Mutlak artış, göreli artış, gerçek artış, görünüşte artış gibi kamu harcamalarının artışı farklı tanımlamalarla ifade ediliyor. İlk olarak mutlak artışı incelediğimizde kamu harcamalarının belirli bir zaman aralığında parasal olarak artmasıdır diyor. Burada kastedilen ne arkadaşlar? Örneğin Türkiye'de 2016 yılında kamu harcamaları 5 milyon artmıştır. Küçük bir rakam verelim. 5 milyon artmıştır diyelim. Şimdi ben bu veriyi elde ettiğimde neyi görüyorum? Belirli bir dönem görüyorum. 2015'ten 2016 yılına Türkiye'de kamu harcamalarının ne kadar arttığını, parasal olarak ne kadar arttığını görüyorum. Bu veriyi elde ettiğimde şunu söyleyemiyorum. İşte nüfus arttığı için kamu harcaması arttı. Ya da gayri safi milli hasıladaki artış kamu harcamalarını artırdı gibi bir yorumlama yapamıyorum. Neden arttığını bilmiyorum. Sadece parasal olarak kamu harcamalarındaki büyüklüğü görebiliyorum. İşte buna mutlak artış adı. Göreli artışta ise kamu harcamalarının bu harcamalarla ilgili diğer ekonomik büyüklüklere göre artmasıdır. Yani nüfus oranı %3 arttığı için kamu harcaması artmıştır. Ya da gayri safi milli hasıla %3 arttığı için kamu harcaması artmıştır gibi kamu harcamalarının bu harcamalarla ilgili diğer ekonomik büyüklüklere göre ifade edildiğini görüyoruz. Yani artık ben kamu harcamasının neden arttığıyla ilgili oransal olarak bir fikre sahibim. Nüfustaki artış kamu harcamasını arttırdı diyebiliyorum. Buna da kamu harcamalarının göreli artışı adı veriliyor. Bir diğer tanımlamamız ki sınavlarda bizim için büyük önem taşıyan, soru değeri yüksek olan bir başlık, kamu harcamalarının artış nedenleri gerçek ve görünüşte artış ya da diğer bir ifadeyle gerçek reel, görünüşte nominal artış olarak ifade etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir de bize genellikle sınavda sorulan sorular maddelerdir. Neler kamu harcamasını gerçekten artırır, neler görünüşte artırır? Bunlar soruluyor. Ancak burada iki tane yol var. Ya ben otururum, gerçek ve görünüşte artışın maddelerini ezberlerim. Ya da gerçek ve görünüşte artışın nedenlerini, tanımını bilirim. Bu tanıma göre yorum yapma gücüm olur. İlk olarak tanımlarını inceleyelim arkadaşlar. Kamu harcamalarının gerçek artış nedenlerinde devletin topluma sunmuş olduğu mal ve hizmetlerin miktar, kalite ya da niteliğinin artması neticesinde kamu harcamaları artıyorsa buna gerçek artış adı veriliyor. Bakın burada kamu harcamaları miktar, kalite ya da nitelik olarak artmalı diyor. Hepsinin birlikte artmasına gerek yok. Sadece miktarı artabilir, sadece kalitesi artabilir ya da sadece niteliği artabilir. Kamu harcamalarında devletin sunduğu mal ve hizmetlerin miktar, kalite ya da niteliğinde bir değişiklik olduğu için kamu harcamaları artıyorsa gerçek artış adını. Görünüşte artışta ise devletin sunduğu mal ve hizmetlerin miktar, kalite ya da niteliğinde herhangi bir değişiklik olmuyor. Ancak kamu harcamaları parasal olarak artıyor. Ya da
Bütçe şişkinleşiyor. Yani bütçedeki rakamlar büyümüş oluyor arkadaşlar. Şimdi bir örnek verelim. Devlet yeni 1.000 memur istihdam ettiği için kamu harcamaları 1 milyon lira artmıştır. İfadesine baktığımda yeni memur istihdam etmek ile devletin sunduğu hizmetlerin miktarı ya da kalitesi artacaktır. Bu miktar kalite artışı kamu harcamalarının artmasına sebep olacaktır. Demek ki devletin yeni memur istihdam etmesi kamu harcamalarının gerçekte artmasına sebep olur. Ancak enflasyon nedeniyle mevcut devlet memurlarına zam yapılmıştır. 1 milyon liralık zam yapılmıştır ifadesinde. Memur zam aldığında sunduğu hizmetin miktar ya da kalitesinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Yani memur şunu söylemeyecek: ben zam aldım, daha iyi çalışayım, daha fazla çalışayım demeyecek. Devletin sunduğu hizmetin ya da malın miktar kalitesi değişmemesine rağmen hazineden 1 milyon lira para çıkışı olacaktır verilen zam nedeniyle. İşte buna da, yani memura zam yapmaya da kamu harcamalarını görünüşte artıran sebep adını veriyoruz. Şimdi tek tek gerçek artışın nedenleri nelerdir? Görünüşte artışın nedenleri nelerdir? İnceleyelim arkadaşlar. Kamu harcamalarının gerçekten artmasına neden olan en önemli sebeplerden biri savaş ve savunma harcamalarıdır. Şimdi bakın, dünyada savaş içinde olan ülkeler ya da savaş ihtimali yüksek olduğu için savunmasını güçlü tutmak zorunda olan ülkelerde daha fazla harcama yapılıp gerçekte daha fazla kamu harcaması yapılmaktadır. Savaş döneminde her şeyden önce siz daha fazla asker almak zorundasınız. Bu asker için bir takım tesisatlar sağlamak zorundasınız. Silahıydı, topuydu, tüfeğiydi. Bu askeri yedirmek, içirmek, konaklatmak zorundasınız. Bu arada devletin burada sunduğu malın miktarında bir artış var. Bu artış kamu harcamalarının da artmasına sebep oluyor. Demek ki savaş kamu harcamalarını gerçekte artırıyor. Bir diğer madde devlet anlayışının değişmesi. Bakın, bunu iktisadi bir neden olarak da düşünebiliriz. Çünkü bizim nedenlerimizden bir diğeri de iktisadi nedenlerdir. 1929 ekonomik buhranından önce klasik maliyecilerin, klasik iktisadi düşüncenin hakim olduğunu görüyoruz. Klasikler kamu harcamalarının miktarının düşük olması gerektiğini söylüyorlardı bize arkadaşlar. Ve devletin sınırlı tutulması gerektiğini söylüyorlardı. Yani devlet sadece adalet, diplomasi, savunma gibi sınırlı faaliyetlerde bulunacak ve bunlar için düşük miktarda harcama yapacaktı. 29 buhranı ile birlikte klasik düşünce yıkıldı. Yerine sosyal müdahaleci devlet anlayışı, Keynesyenlerin önerdiği sosyal müdahaleci devlet anlayışı geldi. Sosyal müdahaleci anlayışta devlet ekonomik ve sosyal hayata müdahale etmek zorunda. Örneğin devletin görevlerinden biri gelir dağılımında adaleti sağlamak oldu. Ekonomik büyüme kalkınmayı sağlamak oldu. Yani devletin görevleri arttı. Devletin görevi arttığına göre devlet daha fazla mal, hizmet sunmak zorunda kaldı. Demek ki 29 buhranı ile birlikte devlet anlayışındaki bu değişiklik, klasik liberal düşüncenin yerini sosyal müdahaleci devlet anlayışına bırakması, kamu harcamalarının gerçekte artmasına sebep olmuştur arkadaşlar. Yine aynı şekilde devletin ekonomik büyüme ve kalkınma görevini üstlenmesi, yani iktisadi nedenler, sanayileşmenin oluşması kamu harcamalarını gerçekte artıran nedenler arasındadır. Bir diğer gerçek artış nedenimiz siyasi nedenlerdir arkadaşlar. Siyasi nedenlere en iyi örnek seçim öncesi dönemler. Siyasilerin güdüsü oy maksimizasyonuydu. Yani bir siyasi parti oyunu maksimize etmek için hizmet sunuyordu. Seçim öncesi dönemlerde tekrar seçilebilmek için topluma daha fazla hizmet, daha kaliteli, nitelikli hizmet sunmaya başlıyorlar. Yani seçim öncesi dönemlerde siyasiler kamu harcamalarının artmasına neden oluyorlar. O halde siyasi nedenler de gerçek artış nedenleri arasında sayılmaktadır. Bir diğer nedenimiz sosyal nedenler. Sosyal nedenlere kentleşme örneğini verebiliriz arkadaşlar. Köyden kente göçle birlikte devletin kentlerde sunduğu
Mal ve hizmetlerin miktar ve kalitesi artıyor. En basiti işte köyden kente göçle birlikte çevre düzeni sağlamam gerekiyor. Eğitim sağlık hizmetlerini artırmam gerekiyor. Ulaşım hizmeti, haberleşme hizmeti gibi hizmetleri ya da güvenlik gibi hizmetleri kentlerde artırmam gerekiyor. Bu hizmetlerin kentlerde artışı kamu harcamalarının artmasına da sebep oluyor. Demek ki kentleşme kamu harcamalarını gerçekte artıran sosyal nedenler arasında gösterilmektedir arkadaşlar. Bir diğer gerçek sebep felaketler, doğal afetler, deprem gibi. İşte deprem olduğunda en son Van'da bir deprem olmuştu. Bu Van depreminden sonra o bölgede devlet yeni okul, yeni hastane yapmak zorunda kaldı. Yeni kütüphane yaptı, yollar onarıldı, evler, konutlar onarıldı devlet tarafından. Bu onarımlar harcama yapmayı gerektirdi. Devletin sunduğu miktar, sunduğu mal ve hizmetlerin miktarı bu felaketlerden sonra artış gösterdi arkadaşlar. Ve kamu harcamaları arttı. Bir gerçek artış nedenidir. Bir diğer neden, nüfusun artışına bağlı olarak kamu hizmetlerine olan talebin artması. Bir ülkede nüfus artışı kamu hizmetine olan talebi artırır. Demokrasiyle yönetilen ülkelerde siyasi partinin bu talebi görmemezlikten gelmesi mümkün değildir. Çünkü oy kaybına neden olur. Ve bu talebe karşılık verebilmek için devlet daha fazla miktarda ya da kalitede hizmet, mal sunuyorsa kamu harcamalarının gerçekte artışı sağlanacaktır arkadaşlar. Bir diğer vatandaşın hayat standartlarının artması. Bakın arkadaşlar, benim aldığım devlet tarafından bana sunulan mal ve hizmetin miktar ve kalitesi artarsa benim hayat standartım da yükselir. İşte ben durakta çok fazla otobüs beklemiyorsam, okula gittiğimde daha az sayıda kişiyle birlikte eğitim alabiliyorsam, yani daha iyi, daha nitelikli eğitim alma şansım varsa hayat standartım yükselir. Demek ki vatandaşın hayat standartlarının artması için devletin daha çok mal ve hizmet sunması gerekir. Bu da kamu harcamalarının artmasına sebep olur. Bir diğer sebebimiz teknolojik gelişmeler. İşte arkadaşlar hatırlarız, eskiden devlet memurlarının önünde daktilolar olurdu, daktiloyla çalışırlardı. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgisayarlar gelişti ve bu devlet memurunun önündeki daktiloyu depolara kaldırdık ve yerine bilgisayarları getirdik. Bilgisayarla daha hızlı hizmet sunabilmeye başladık. Yani sunduğumuz hizmetin kalitesinde bir artış oldu. Demek ki teknolojik gelişme devletin sunduğu mal ve hizmetin miktar ve kalitesinde artış yarattı ve kamu harcamalarını gerçekte arttırdı. Geleneksel toplum yapılarının çözülmesine bağlı olarak sosyal güvenlik hizmetlerinin devlet tarafından sağlanması. Şimdi bugün SGK, Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu harcamaları yapıyor. Ciddi miktarda da kamu harcamaları yapıyor. Eğer sosyal güvenlik hizmetleri devlet tarafından karşılanmaya başlanırsa devlet daha fazla hizmet sunmuş olacak bize. Ve bu hizmetteki artış kamu harcamalarının artmasına yansıyacaktır arkadaşlar. Tekrar en baştan baktığımızda kamu harcamalarının gerçek artış nedenleri neler oldu? Savaş, teknolojik gelişmeler, İktisadi, siyasi, sosyal nedenler, sosyal güvenlik hizmetlerinin devlet tarafından karşılanması, devlet anlayışının değişmesi, yaşanan felaketler kamu harcamalarını gerçekte artırdı. Gelelim kamu harcamalarının görünüşte artış nedenlerine. Ne demiştik? Görünüşte artış için devletin sunduğu mal hizmetin miktar kalite niteliğinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Ancak devletin yaptığı parasal ödemeler artacak ya da bütçe şişkinleşecek. Buna görünüşte artış diyoruz. Bakalım. Paranın değerinin düşmesi. Paranın değerindeki düşüş enflasyon arkadaşlar. Satın alma gücünün azalması da diyebiliriz. Enflasyon durumunda devlet aynı miktar mal ve hizmeti alabilmek için daha fazla para harcamak zorunda kalacak. Bakın aynı miktar mal ve hizmet diyoruz. Mal ve hizmetin miktar kalitesi değişmeyecek ama devlet bunları satın alabilmek için daha fazla para ödeyecek. Kamu harcamaları görünüşte artacaktır. Türk yöntem teknik ya da usullerinin değişmesi, bu çok sık kullanılan bir
maddedir. Soru değeri yüksektir. Örnek olarak şunu verebiliriz arkadaşlar. Bir bütçenin yapılışı safi hasıla yöntemiyle yapılırken bütçe tekniğinin değişmesiyle gayri safi hasıla yöntemine geçilmiştir. Safi hasıla tekniğinin bırakılıp gayri safi hasıla tekniğine geçilmesi bütçenin teknik değiştirdiğini gösterecek ve bütçedeki rakamlar artacaktır. Bütçe şişkinleşecektir. Bu bütçe değişimi devletin sunduğu mal ve hizmetin miktar kalitesini değiştirmezken bütçedeki rakamların büyümesine sebep olacaktır. Bu rakamsal büyüme bütçe şişkinliği kamu harcamalarını görünüşte artıracaktır. Aynı ekonomiden para ekonomisine geçiş görünüşte artıran bir diğer nedenimiz. Aynı ekonomiler malla malın takas edilmesi arkadaşlar. Şimdi ben malla malı takas ettiğimde bütçeye bunu kaydetmezken aldığım bir mal karşılığında para ödediğimde bu parasal ödemeyi kamu harcaması olarak bütçeye kaydetmem gerekiyor. Yani aynı ekonomiyi bırakıp nakdi ekonomiye geçtiğimde bütçedeki rakamlar büyüyor, bütçe şişkinleşiyor. Ancak devletin aldığı mal ve hizmetin miktar ya da kalitesinde herhangi bir değişiklik olmuyor. Sadece bütçe rakamları büyüyor. Bu da kamu harcamalarının görünüşte artmasına sebep oluyor. Ülke sınırlarının büyümesine bağlı olarak nüfusun değişmesi. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Nüfusu hem gerçek artışta saydık hem de görünüşte artış içerisinde sayıyoruz. Bununla ilgili bir sorumuz da vardı bizim. Kamu harcamalarının hem gerçekte hem de görünüşte artmasına sebep olan durum nedir diye sormuştu bize KPSS sınavında. Nüfustur. Peki ben nasıl ayırt edeceğim? Hani soruda nüfus artışı kamu harcamalarını gerçek mi artırır, görünüşte mi artırır? Buna nasıl karar vereceğim? Bana salt nüfus artışı diyorsa, işte soru şu olsun. Nüfus artışının kamu harcamaları üzerindeki etkisi nedir? Cevabım kamu harcamalarını görünüşte artırır olacak. Ya da ülke sınırlarının değişmesiyle birlikte nüfusun değişmesi. Cevabım kamu harcamalarının görünüşte artışı olacak. Ancak bana bir ek bilgi verilirse ve bu bilgi de derse ki kamu hizmetleri nüfustan daha hızlı artmıştır. Ya da nüfus artışı kamu hizmetine olan talebi artırmıştır gibi bir ifade kullanıyorsa hizmetin nüfustan daha fazla artması demek benim aldığım hizmetin miktarının artması anlamına gelecektir. Yani kişi başına devletin sunduğu mal ve hizmetin miktarı kalitesi artacaktır. O halde ben diyeceğim ki demek ki nüfus kamu harcamasını gerçekten artırmış oldu. Burada bir yorum yapıyorum. Tekrar edelim arkadaşlar. Eğer soruda bana kamu hizmeti nüfustan daha fazla arttı gibi bir ifade kullanırsa benim aldığım kişi başına mal ve hizmetin miktarı arttığı için nüfus kamu harcamalarını gerçekte artırmış olacak. Ancak bu ifade yokken nüfus arttı. Tek bilgi bu. Ya da ülke sınırı nüfusu artırdı. Tek bilgi bu. Şimdi ben bu bilgiden kamu hizmetinin artmadığıyla ilgili bir yorum yapamıyorum. İcat etmiyorum. Yani oturup da nüfus arttıysa, ülke sınırı genişlemişse demek ki devlet daha fazla okul yapmıştır dersen bu benim yorumum olur. Ben buna icat çıkartmayın diyorum. İcat çıkartmayın size böyle bir bilgi verilmedi. Bu bilgi verilmediğine göre nüfusun değişmesi tek başına verildiğinde kamu harcamalarının görünüşte artış sebebi olacaktır arkadaşlar. Bir diğer maddemiz görünüşte artışa sebep olan bir diğer maddemiz kamulaştırma ve devletleştirme. Şimdi kamulaştırma neydi? Özel sektöre ait ya da özel bireylere ait olan bir bina, arsa, arazinin devlet tarafından satın alınmasına kamulaştırma diyorduk. Halk arasında bunu istimlak etmek olarak daha çok biliriz. Devletleştirme ise özel bir işletmenin devlet tarafından alınıp kamu işletmesi haline dönüştürülmesidir. İşte devlet bugün özel bir işletmeyi alır ise bunun adı devletleştirme oluyor arkadaşlar. Şimdi devlet bir araziyi, arsayı aldığında bana sunduğu mal ve hizmetin miktar kalitesi değişmiyor. Yani devletin bir arsa alması demek
Benim kişi başına aldığım mal ve hizmetin miktar kalitesinin değiştiği anlamına gelmiyor. Ha, şöyle bir ifade olur. Devlet arsayı aldı, üzerinde tesisler kurdu, bu tesislerde hizmetler verdi gibi bir ifade olursa tabii ki görünüşle diyebilirim, gerçekle diyebilirim. Ama yine icat çıkartmıyorum. Bana böyle bir ifade verilmedi. Devlet bir arsayı aldı. Ya da devlet özel bir işletmeyi aldı. Kişi başına aldığı mal ve hizmetin miktar kalitesi değişmedi. O halde kamulaştırma ve devletleştirme kamu harcamalarının görünüşte artmasına sebep oldu. Son olarak kamu kesiminin örgütlenme biçimi ya da yönetim şeklinin değişmesi. Kamu kesimi içerisindeki yönetsel değişiklikler bütçede bir takım değişiklikler yaratabilir. Ama yönetsel anlamda yaşanan bu değişiklik vatandaşın daha iyi hizmet aldığı, daha çok mal aldığı anlamına gelmeyecektir. Bu nedenle görünüşte artış diyoruz. O halde arkadaşlar burada bana soracağı sorulara baktığımda ya gerçek ve görünüşte artışın tanımları sorulur. Soru işareti koyduğum her yer anladığınızı düşünüyorum. Soru çıkmış ya da çıkma ihtimali olabilecek yerlerdir. Ya tanımları sorulabilir ya da aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının gerçek artış nedeni değildir der. Şıklardan birine paranın değerinin düşmesi der. Ya da hangisi görünüşte artışa sebep olmaz der. Şıklardan birine felaketler der. Gibi tanımlarını bilmem gerekiyor ve maddelerini bilmem gerekiyor. Burada dersimizi bırakıyoruz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.